Herkese merhabalar. Eğitim Tube'a hoş geldiniz. Bugün sizlere mobilden yani telefonunuzdan veya tabletinizden nasıl küçük resim yani thumbnail yapabileceğinizi anlatacağım. İsterseniz videomuza geçelim. Mobilden video çeken insanlar için gerçekten büyük bir külfet aslında thumbnail yani küçük resim yapmak. E, Photoshop'tan yapılıyor bildiğiniz üzere bu yüzden o mobilden video çeken insanlar Photoshop'u kullanmadığı için yani Photoshop bilgisayarda olduğu için daha doğrusu küçük resim yapmakta zorluk çekebiliyor ve ben bu videoyu sizlere kolayca nasıl küçük resim yapabileceğinizi mobil üzerinden anlatacağım. Öncelikle bize 2 adet uygulama gerekiyor. Uygulamalardan biri eski videolarından da bildiğiniz PixArt uygulaması, bir diğeri ise Canva uygulaması. pixartı fotoğrafımızın arkasını silmek için kullanacağız. Sadece asıl olay Canva'da dönecek. E, i̇sterseniz biz hemen işlemimize başlayalım. PixArt'ı açıyorum. Evet, uygulamamız açıldıktan sonra aşağıda görmüş olduğunuz artı butonuna bir kez tıklıyorum. Artı butonuna tıkladıktan sonra fotoğraflarımız otomatik olarak burada açılacak. Ben buradan kendi fotoğrafımı seçiyorum. Fotoğrafımı açtıktan sonra geliyorum bu alt kısımdan görüyorsunuz kes kısmı var. Kes kısmına geliyorum ve burada port portreyi seçtiğimde otomatik olarak benim bütün vücudumu portre olarak kesecek, otomatik olarak kesecek. Bekliyoruz birazcık bir ee, bekleme süresi oluyor tabii ki. Evet şu anda bütün vücudumu görmüş olduğunuz gibi kesti. Burada benim yapacağım farklı bir şey daha var. Şu şekilde fırçayı seçerek şu yanlarda görmüş olduğunuz kesemediği kısımları kendi elinizde de kendiniz kesebilirsiniz. Veya direkt programada bırakabilirsiniz. Ben şu anda onlarla çok oyalanmayacağım. Zaten yeterince düzgün almış bence. Şu şekilde hafif şuradan yanlış yaptığınızda da silgiyle silebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi çok fazla oynamayacağım. Gayet güzel bir şekilde PNG'yi almış fotoğrafımı. Fotoğrafımı PNG olarak aldıktan sonra kaydet diyeceğim. Ve otomatik olarak arkası kaybolmuş şekilde bize kaydedecek. Görmüş olduğunuz gibi kaydetti. Daha sonra sağ üst kısımdan şuradan ok işaretine tıklıyorum. Burada reklamlarımız çıkabiliyor program ücretsiz olduğu için. Şu şekilde üste tıklıyorum. Daha sonra kaydet diyorum ve resmi cihazınıza kaydedin seçeneğini kullanarak galerime kaydediyorum. Bu aşamada PixArt işimiz bittiğine göre PixArt'ı kapatabiliriz. Fotoğrafımız PNG olarak telefonumuzda. Şimdi Canva uygulamamızı açıyoruz. Canva'ya bir kez tıklıyorum ve uygulama ekranımızda açılıyor. Uygulamamız açıldıktan sonra yine PixArt'ta yaptığımız gibi artı tuşuna basıyoruz ve buradan özel boyutlar diyoruz. Özel boyutlara 1920'ye 1080 şeklinde boyutumuzu girdikten sonra tasarım oluştur'a tıklıyoruz. Tasarım oluştur'a tıkladıktan sonra ekranımızda otomatik olarak bir tasarım oluşuyor görmüş olduğunuz gibi bir alan açıyor bize ve biz burada istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Öncelikle bize bir texture gerekiyor yani bir arka plan gerekiyor. Bunun için Google'a texture şeklinde aratırsanız ben daha önce arattığım için şu anda ekranımda çıktı görmüş olduğunuz gibi. Buradan texture istediğiniz gibi alabilirsiniz. Arka plan nasıl bir arka plan istiyorsanız o şekilde bir arka plan bulabilirsiniz. Ben şu anda şu arka planı mesela kullanacağım. Arka planıma tıkladım. Basılı tutacağım. Resmi indir diyeceğim. Ve arka planım telefonuma inmiş olacak. Daha sonra Canva'ya geri geleceğim. Canva'ya geri geldikten sonra buradan artı butonuna tıklayacağım. Görsel diyeceğim. Buradan izin verebilirsiniz Canva'nın fotoğraflarınızı bulması için. Daha sonra buradan geleceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi arka planımı seçtim. Arka planımı seçtikten sonra parmaklarımı şu şekilde kenarlardan tutarak fotoğrafı çekiyorum ve yerleştiriyorum. Şu şekilde şu anda tamamsa. Okey'e tıkladım şu anda arka planımız görmüş olduğunuz gibi ekranda şimdi yapacağım şey fotoğrafımı arka planın üstüne almak olacak tekrardan artıya tıkladım görseller kısmına geldim ve pixart'tan png hale getirdiğimiz fotoğrafımı şu şekilde aldım ve buraya getirdim şu şekilde köşeye çekelim evet fotoğrafımız da tamam olduğuna göre buradan okey'e tıklayarak fotoğrafımı da yerleştirdim. Şimdi yapacağımız şey tabii ki bir metin eklemek olacak. Metin eklemek için tekrardan sağ tarafta artı butonuna tıklayacağım. Burada metin yazısını görüyorsunuz. Metin yazısına tıklayacağım. Ve burada kendi metninizi ekleyin yazısından istediğimiz gibi metin ekleyebiliriz. Şu şekilde biraz büyütelim. Şöyle yazıyı büyütelim daha rahat görebilmek için. Daha sonra metninizi girin kısmına tıkladım. Mesela bu videonun ismiyle alakalı bir e, küçük resim hazırlayabiliriz. E, ne yazalım? Thumbnail nasıl hazırlanır dedim. Mesela şu şekilde yazımı yazdım. Siyah olduğu için şu anda tam olarak gözükmüyor ama şu şekilde biraz kenarıya çektim. Daha sonra buradan rengini ayarlayabiliyorum istediğim gibi. Beyaz yapacağım ben. Şu şekilde beyaz bir renk. Gayet güzel oldu bizim için. Daha sonra buradan yine şu şekilde boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şuradan hemen görmüş olduğunuz gibi boyutunu da ayarladık. Buradan yine yazımızın fontunu ayarlayabiliyoruz. Ücretli fontlar var, ücretsiz fontlar var. Ücretlileri premium kullanıyorsanız sadece elde edebiliyorsunuz. Eğer premium kullanmıyorsanız sadece ücretsizleri kullanabiliyorsunuz ama gayet güzel fontlar var ücretsizlerde. Şu şekilde mesela bu font bence bir küçük resim için çok ideal bir font. Şu şekilde bu fontu da kullanacağım. Yazımızı bu şekilde hazırladıktan sonra şu arada bir boşluk olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Bu boşluğu azaltmak için yapabileceğimiz bir şey var. Buradan görmüş olduğunuz boşluk yazısına tıklıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi harf aralığını da ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda satır yüksekliğini de istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde ayarladım ben. Buradan yazımı da biraz büyüteyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yazımı da büyüttüm. Şöyle de kenara çektim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aslında bir küçük resim hazır ama tabii ki bunu daha iyi bir hale getirebiliriz. Bunun için ne yapacağım? Yazımın üzerine tekrardan tıklayacağım ve şu sağ üstte görmüş olduğunuz katman yazısına tekrardan tıklayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bunu otomatik olarak kopyaladı. Kopyaladıktan sonra ben buradan geleceğim. Bu aşağıdakinin rengini siyah yapacağım. Şu şekilde siyah yaptım. Yazımı hazırladıktan sonra bir kez tıklayacağım siyah olana ve şuradan görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklayacağım. Buradan katmanı aşağı almak için bir tikimiz var. Ona tıklayacağım. Şu şekilde katmanı aşağı almış olacağım. Görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak aşağı geçti. Burada rengini biraz daha farklı bir şey yapabiliriz. Daha ilgi çekici olması açısından. Şu şekilde bir mavi ya da yeşil olabilir. Veya sarı da olabilir. Turuncu da güzel oldu. Turuncu kullanalım. Şu şekilde alt kısmı alıyorum. Şöyle tam altına getirdim. Okey dedim ve burada bir arka planda eklemiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi daha güzel bir görüntü elde ettim. Buna daha başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Artı tuşuna tıklayıp buradan görsel yine Yapıp Eğer bir uygulama tanıtıyorsanız o uygulamanın logosunu koyabilirsiniz veya herhangi bir şey koyabilirsiniz. Gerisi tamamen size kalmış. Şu anda bir küçük resim temel olarak bu şekilde Canva uygulaması üzerinden hazırlanabiliyor. Bütün işlemlerimiz bittikten sonra sağ üst kısımda görmüş olduğunuz kaydete bir kez tıklıyorum ve buradan tasarımımı hazırlıyor tasarımımı hazırlarken bizler de birkaç şey konuşalım. Dediğim gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde küçük resim hazırlayabilirsiniz. Küçük resmin geri kalan kısmı tamamen hayal gücünüze kalmış. Arka planı siz bulacaksınız. istediğiniz şeyi siz ekleyeceksiniz. Bunların hepsi size kalmış şeyler. Bu şekilde kolay bir şekilde küçük resim hazırlayabilirsiniz. Şu anda cihazımızda kayıtlı bir şekilde küçük resmimiz duruyor. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.